Değerli dostlarım, size sığırların öldürücü nezlesinden söz etmek istiyorum. Sığırların viral bir hastalığıdır. Hastalığa sığırların gangrenli nezlesi, malignant cataral fever, coryza gangrenosa bovum veya coryza adı verilmektedir. Hastalığın bulaşması kuzu ve koyunlar vasıtasıyla olduğundan yetiştiriciler arasında koyun hastalığı olarak bilinir. Hastalığın etkeni herpes virüs ailesinden MCF, malignant cataral fever virüsüdür. Fakat asıl etken ovin herpes virüs 2 yani OH2'dir. Koyunlar ve kuzular bu etkeni kendileri hiçbir klinik belirti göstermeksizin sığırlara bulaştırırlar. Hastalık sığırlar arasında sporadiktir. Yani tek tük görülür. Sığırdan sığıra bulaşmaz, salgın halini almaz, zoonoz değildir yani insanlara bulaşmaz. Yaban hayatındakiler ve manda dahil olmak üzere büyük çift tırnaklılar bu hastalığa yakalanabilirler. Koryza hastalığı öldürücüdür. Nadiren kronik bir hal alıp inekleri öldürmediği görülmüştür. Ama böyle durumlarda inek çoğunlukla kör kalır. Belirtiler çok çeşitli kalıplar içerisinde görülür. En çok görülen şekli göz ve burun akıntısı olan halidir. Hastalık çok yüksek ateş, süt veriminde birdenbire düşme ile ortaya çıkar. Bazen ani ölüm de oluşabilir. Gözden ve burundan irinli akıntı gelir. Burundan gangrenli parçalar düşer. Göz beyazlaşır. Yani bizim korneal opazite dediğimiz olay. Ağızda ülserler, yaralar oluşur. Bazen kanlı hale gelen ishal ortaya çıkar. Sinirsel belirtilerle ortaya çıkan şeklinde ise iştahsızlığı takip eden kasılma nöbetleri, titreme, koordinasyon bozukluğu ve şaşılık görülür. Lenf bezleri şişer. Koyun ve özellikle kuzular bulaşma kaynağıdır. Hava yoluyla, su, yem, ot, bulaşık altlık yoluyla sığırlara geçer. O yüzden aynı merayı, aynı barınağı, aynı su kaynaklarını koyunlarla paylaşan sığırlar tehlike altındadır. Hava yoluyla bulaşma ve damlacık enfeksiyonu ile yayılma olduğundan bilim adamları koyun, kuzu, sığır arasındaki bulaşmada en güvenli mesafenin 5 kilometre olduğunu saptamışlardır. Hastalık belirtileri itibariyle şap, BVD, IBR ile kanlı ishal görülen vakalar birbiriyle karışabilir. Kesin teşhis laboratuvar testleri ile konulur. Sığırlarda koryza hastalığının aşısı yoktur. Tedavisi de yoktur. Belirtiler yönünden tedavi girişimleri ise başarısız olur. En iyi yol koyun ve kuzular ile sığırların uzak tutulmasıdır. Dünya çapında görülen bir hastalıktır. Ölüm oranının yüksek olmasına rağmen salgın haline gelmemesi yetiştiriciler yönünden hastalığın teselli edici tarafıdır.